aklı basmayan Kadir. O kafasız Kadir. Benim kızıma nasıl bakar? Sen hiç düşündün mü? Eğer o kız o zavallının değil de benim kızım olarak bu hayatı yaşasaydı, arkasında dağ gibi gerçek bir babayla, onun imkanlarıyla büyüyecekti. Baba gibi bir baba. Gerçek bir baba. Normal bir baba. Mesele de orada ya işte. Babası normal baba olsa. Lan Kadir! Bak gördün mü? Ulan baba böyle olur işte. Böyle baba olur. Ben normal baba olmadığım için benim canım Zeynep'in böyle başına kötü kötü şeyler oluyor. Benim yüzümden baba. Öğret bana nasıl oluyor baba. Hadi. Niye susuyorsunuz? Ben buraya sizi dinlemeye geldim. Dinliyorum. Zeynep, benim senin varlığından bile haberim yoktu. Çünkü annen sana hamile olduğunu benden sakladı. Çünkü bu adam benimle nişanı atar atmaz beni aldattığı kadına nikah masasına oturdu. Tek bir kelime söylemen yeterdi. Hamile olduğunu bilsem her şey değişirdi. Ya ben bebeği kullanarak seni nikah masasına kaldıracak kadar gurursuz bir kadın mıyım sence? Gurur mu? Sen mi gururlusun? Sen gittin, bana tecavüz ettiği dediğin o zavallı garibanı benim kızıma baba yaptın. Ne diyor bu? Zeynep bak ben... Kızım bak açık bir... Kızım deme bana! Deme bana kızım! Ne diyor bu adam benim babamla ilgili? Kadir'e, babana... bana tecavüz etti diye iftira attı. Kendi öz babası yakaladığı güvenlik kameralarından attığı iftirayı. Ben de o yüzden attım nişan yüzüklerini. O zavallı bu yüzden giremiyor buraya. Çünkü burada linç etmeye başladılar onu. Ama o zavallı linçten kurtuldu. Kurtuldu ama insan içine çıkamaz hale geldi. Onu burada yaşatmadılar. Ailesiyle birlikte kapının önüne koydular. Bursa'da barınamaz hale gelince o zavallı ailesiyle birlikte... O yüzden senden nefret ediyorlar. Dedem, halam, değil mi? Hepsi senden bu yüzden nefret ediyor. Bu kimselere kıyamayan babaannem bile. Hepsi senden bu yüzden nefret ediyor, değil mi? Attığın iftirayı unutamadılar çünkü. Babamın linçlerini... sürgün edilmelerini, değil mi? De unutamadılar çünkü. Zeynep bak ben... Sus, sus! Bana hiçbir şey açıklama. Ben senden daha ne duyacağım ya? Ha? Senin o iğrenç sözlerini duymak bile istemiyorum. Hiçbirini merak bile etmiyorum. Sen bana hiçbir şey açıklayamazsın bu saatten sonra. Zeynep. Ben babalık testi yaptırmak istiyorum. Bak bu iş artık benim egomu geçti. Tamam mı? Geçti artık cebimin derdindeyim Sarı. Aylardır para almıyorum. Hesabımı en son ne zaman para yattı hatırlamıyorum bile. Şu halime bak ya. Kimseye bağlamadığım işleri sana bağladım ben. Komisyon da almadım. Neye ağlıyorsun sen hala bana ya? Pardon evet ya. Aç kalmayayım diye önüme attığın ekmek kırıntılarını ben tamamen unutmuşum. Açlık değil bu, kibir. Vay be. Vay be. Artık esas kız var diye benim üstümü çizmek bu kadar kolay, değil mi? Eski Sare olsa ne yapar eder, beni o çekime alırdı. Zeynep'ten önceki Sare o ama artık Zeynep var. Sen neye bakıyorsun? Kadir? Kadir? Vay be Sare. Vay be. Ahırdan mı geliyorsun sen? Zeynep'in başka babası varmış. Ben babası değilmişim ki. Ben hiç kimseyim ki.
Zeynep. Bak bu çekim saçmalığını bir kenara koyalım ve hemen bugün İstanbul'a dönelim. Babalık testi için başvuralım. Ha? Her şey senin istediğin gibi olsun. Senin istediğin şekilde hayatımıza yeni bir yön vermeye çalışalım. Ben bilmiyorum ya. Ben ne, artık ne düşüneceğimi ben bilmiyorum gerçekten. Zeynep, bak bu babalık testi elimizde sadece bilimsel somut bir gerçeklik olsun diye. Yoksa ben senin benim kızım olduğundan eminim. Ben test falan istemiyorum. Ne olacak? O testler mi karar verecek benim babamın kim olduğuna? Ha? Hayır, hayır ya. Ben böyle bir şeye hazır değilim. Ne, ya saçma sapan bir kağıt parçasının bu senin baban değilmiş demesini kabul etmiyorum ben ya. Etmiyorum. Tamam Zeynep. Tamam. Sen istemiyorsan test falan yok. Her şey sen nasıl istiyorsan. Sen nasıl olmasını istiyorsan öyle ve o zaman olacak. Senin istemediğin, senin hazır hissetmediğin hiçbir adım atmayacağım. Atmam. Ne olur güven bana. Olur mu Zeynep? Güven bana. Ne duydun Kadir? Tam olarak ne duydun söyle bana. Sen üzülme ya Müjde. Ben üzülürüm yani. Zaten adam doğru. Ben anlamıştım zaten o kapıdaki adamdan bir şey çıkacak. Ah Kadir ya ah ben şimdi ne söyleyeceğim sana? Nasıl avutacağım seni? Ya üzülme Türkan bana söyledi. Ben dinlemedim ki. Ben dedim olmaz ki bir tane insanın bir tane babası olur değil mi yani? Ben nereden bilebilirdim ki dünya bu kadar kötü iki tane olabilirmiş? İki tane o ben değilim yani ben çok ben bu dünya niye böyle? Kadir. Ah canım ya. Zeynep, yani pazarlık yapıyor gibi gözükmek istemiyorum ama şu süreçte senden tek bir ricam var. Benden uzak durma olur mu? Yani seni tanımama fırsat ver. Tanışmamız için izin ver. Ben geçmişte çok sabırsız bir adamdım. Ama sonra hayat bana sabretmeyi öğretti. Canımdan can kopararak. Benden bir evlat alarak. Gerçekten mi? Ben çok başarılı. Sağ olsun. En azından benimle sizli bizli konuşmazsan. Baba! Baba, ben geldim. Aa, bana mı baba dedi? Evet Kadir, sana dedi. Bana mı geliyor? Evet.